Yönetimde demokrasi artık günümüzde sadece yöneticilerinizi seçmekten ibaret bir kavram değil. Biz hakikaten yönetimi seçerken, her dört yılda bir de bunun denetimini yaparken aslında bu ülkenin ve devletin halka ait olduğuna bir vurgu yapıyoruz. Eğer bir ülkede değişim yapılamıyorsa bunun iki sebebi vardır. Ana, Ana sebepleri tabii. Pek çok sebebini sayabilirsiniz ama. Aslında devletlerin kapalı olması, ve şeffaf olmalar olmamaları yolsuzluğun da zeminini hazırlar. Etkili ve verimli olmayan bir yönetimin de zeminini hazırlar. Dolayısıyla şeffaflık yönetişimin en temel kurallarından biridir ve birincisidir. İstanbul Okulu'ndan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, bu hafta yönetim ve yönetişim kavramları hakkında konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Ömer Dinçer. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Nasılsınız? Hamdolsun iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz biz de. Hocam önceki programlarımızda sizinle yönetim hakkında konuşmuştuk. Yönetim ahlak ilişkisinden bahsetmiştik. Ee, şimdi bir de yönetişim kavramına bakmak istiyoruz. Yönetim ve yönetişim kavramları arasında nasıl bir ilişki var? Ee, bunlar arasında nasıl bir fark var? Yönetişimden bahseder misiniz? Yönetişim aslında yönetimin belki de son dönemlerdeki kazandığı anlamı ifade eden bir kavram. Daha çok... Ee, başlangıçta e, ortaklaşa yönetim anlamında kullanılıyordu veya çok ortaklı yönetim olarak tarif ediliyordu. Şimdi biraz daha kestirmeden etkileşim içerisinde birlikte yönetme anlamında kullanılıyor. Peki yönetimden yönetişime geçişin sebepleri nelerdir? Bunu nasıl görüyorsunuz? Şimdi önce şunu söylemek lazım: Hem siyaset düşüncesinin hem de yönetim biliminin tartışmalarının merkezinde güç kavramı yer alır. Dolayısıyla gücün nasıl elde edileceği, gücün nasıl kullanılacağı, gücün paylaşılıp paylaşılmadığı veya nasıl el değiştireceği ile ilgili konular bu iki alanın temel konusudur. Hı hı. Bu açıdan bakıldığında yönetimle yönetişim arasındaki farkı da güç kavramıyla mesela izah etmemiz mümkün. Diyelim ki yönetim kavramı biraz daha... Otoriter ve hiyerarşik bir yönetimi ifade ederken, yönetişim kavramı biraz daha demokratik ve güçle gücün paylaşıldığı ilgili paydaşlarla birlikte yapıldığı bir konuyu ifade eder. Şöyle düşünelim, aslında yönetim kavramı da kendi içerisinde gerçek anlamda zaman içerisinde farklı içerikler kazanmıştır. Normal şartlarda bildiğiniz gibi geleneksel yönetim yapısı içerisinde, Devlet hükümdara aittir. Başka bir ifadeyle hükümdar, devletin sahibidir. Ve bu açıdan da bütün güç onun elinde iyileşir. Ama geçen tarihi süreç içerisinde artık devlet ve yönetim halkın olmuştur. Günümüzde halk sahip olduğu bu yönetme yetkisini, gücünü veya sahip olduğu devleti belirli yöntemlerle, geçici süreyle bir takım yöneticilere devreder. Hı hı. Şimdi bu iki süreç yönetimle yönetişimi belirleyen faktör olarak karşımıza çıkıyor. Tarihi süreç içerisinde baktığınızda e, yönetici devletinden devlet yöneticisine doğru bir gelişme söz konusuyken, ayrıca devlet yöneticisinden de gücün paylaşıldığı birlikte yönetime doğru bir süreç oluşur. Hı hı. Nitekim bunu... Belki Türkçe kavramlarla ifade etmek biraz zor ama İngilizce kavramlarıyla şöyle söylememiz mümkün. Ee, geleneksel yönetim public administration olarak tarif edilir. Daha sonra e, yönetimin demokratikleştiği ve içerisine katılımın girdiği süreçte bu biraz daha public management olarak ifade edilir. Bugünse governance olarak ortaya çıktı. Yani sürece baktığınız zaman da bunu görürsünüz. Hiyerarşik otoriter bir yönetim. Sonra yine yönetim yapısı içerisinde giderek katılımcılığın arttığı, demokrasinin geliştiği bir yapı. Ve sonunda ise katılımcı demokrasinin bir uygulama modeli olarak yönetişim ortaya çıkar. Peki bu sürecin sebepleri nelerdir? Neden böyle oldu hocam? Bunu nasıl görüyorsunuz? Çok uzun tartışmak gerekebilir ama ben bugün e, kısaca ifade edeyim size. Özellikle... E, 15. 16. yüzyıldan itibaren Batı dünyasında Rönesans ve reform hareketleriyle çok ciddi bir düşünce ve hayat anlayışında değişmeler yaşandı. Yani doğrusu hayat paradigması değişmeye başladı. Sonra da reform hareketleri, teknolojinin gelişmesi ve Fransız devrimi gibi bunu destekleyen gelişmeler yönetim anlayışında farklılıklar doğurmaya başladı. Daha önceden sadece kilisenin veya kralın söz sahibi olduğu yönetim yapısı içerisinde bunların yetmeyeceği ve devletin aldığı yeni içerikler sebebiyle işte bir yönüyle merkantilistlerin, zenginlerin, aristokratların yönetime katıldığı ama giderek de normal halkın ve sivil toplumun yönetime katılabileceği bir süreç yaşanmaya başladı. Bunda devletin aldığı şekil çok önemli. Devlet merkezileşti. Daha önceden geleneksel yapı içerisinde sadece temel birkaç fonksiyonu icra eden devlet işte vergi toplamak gibi, adaleti sağlamak gibi, güvenliği temin etmek gibi fonksiyonları icra eden devlet günümüzde artık insan hayatına ait bütün ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak fonksiyonlar icra ediyor. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan imara aklınıza ne geliyorsa ve dolayısıyla bugün insanlar artık doğumundan tüm hayatı boyunca ve sonra da ölümüne kadar devletin kurumlarıyla muhatap oluyor ve onların aldığı hizmetlerle ancak ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu açıdan bakıldığında artık sizin hayatınıza bütünüyle egemen olan devletin yapısında Söz sahibi olmanın bir yöntemi, bir yol olarak bu görülmeye başlandı. Tabi bu sadece e, aşırı merkezileşmenin ortaya çıkarttığı bir ihtiyaç olarak belki düşünmemek lazım. Çünkü insanların ihtiyaç ve beklentileri de farklılaştı falan ama özellikle bizim gibi ülkelerde bu genel e, evrensel ihtiyaçlar yanında özel ihtiyaçlar da doğ, doğuyor. Mesela günümüzde bugün bizim e, devletin ideolojik niteliği hı hı. insanların yaşamını doğrudan etkileyen sonuçlar doğurabiliyor. Mesela uzun yıllar boyunca eğitim hakkını elde etmek için e, başörtülü öğrencilerin verdiği mücadeleyi düşünün. Evet. Bu devletin ideolojik yapısıyla ortaya çıkmış bir tepkiydi. Dolayısıyla buna benzer pek çok o, durumda devletin bir ideolojisi varsa. O ideolojiye uygun olmak üzere insanları tek tipleştirmeye çalışıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu bugün insanların madem ki devletin böyle bir müdahale gücü var, hı hı. ben onun yönetiminde söz sahibi oluyum. ihtiyacını da daha belirgin hale getiriyor. Mesela bizde yine bürokrasi çok katı ve kapalı bir sistem, ee, insanların ihtiyaçları ve beklentileri çeşitlendiği halde bürokrasi. Kendi çıkarlarını ve kendi amaçlarını gerçekleştirmeye çabalıyor. Hı hı. Bu ise çoğu kere e, bürokrasi ile halk arasında çatışmanın kaynağı haline geliyor. Nitekim devletlerde eğer siz insanlara e, teklifleştirme çabası içerisine giriyorsanız... ...bu her halükarda insanlar üzerinde güçlü otoriter bir tarzı, tavrı zorunlu kılıyor. Hı hı. Bu açıdan bizim gibi ülkelerde yönetişime olan ihtiyaç... Artık evrensel ihtiyaçtan daha fazla denilebilir. Hocam biz yönetimde zaten halk olarak seçme seçilme hakkıyla beraber hani demokratik bir rol oynamıyor muyduk? Yani yönetim süresince de e, biz oy kullanıyoruz, seçiyoruz. Aslında yönetime bu anlamda da bir katkımız vardı zaten. E, yönetişimde burada ayrıştıran şey ne oldu peki? Yönetimde e, demokrasi artık günümüzde hı hı. sadece yöneticilerinizi seçmekten ibaret bir kavram değil. Hı hı. Biz hakikaten yönetimi seçerken e, her dört yılda bir de bunun denetimini yaparken aslında e, bu ülkenin ve devletin halka ait olduğuna bir vurgu yaparız. Evet. Fakat dört yıl içerisinde yöneticilerin bu halkın istek ve ihtiyaçları dışında farklı politikalar geliştirmesi halinde söz sahibi olmadığınızda bu dört yıllık en azından otorite bir yapıyı doğurur. Hı hı. Bu yüzden halk ee, sadece e, seçimde ibaret bir katılımı artık günümüzde kabullenmiyor. Mesela Batı dünyasında eğer seçtiği insanlar vaat ettiği politikaların dışında hareket etmeye başlarsa hı hı. farklı yöntemlerle onu geri çağırabilecek e, bir süreci de yaşamaya başladılar. Henüz bizde bunlar konuşulmuyor hı. ama mesela sivil itaatsizlik, geri çağırma yöntemleri gibi yöntemlerle de seçtiği yöneticinin sözünde durmaması halinde Hı -hı. bunu görevden alabileceği bir gücü de elinde tutmak Hı -hı. için çabalıyor. Şöyle düşünün. E, bizdeki biat kavramıyla bunu açıklayalım. Biat ederken şartlar ortaya koyuyorsunuz. Ben size itaat edeceğim ama sen siz de benim bu ihtiyaçlarımı ve şu o, haklarımı teminat altına alacaksınız diyorsunuz. Onu yapmıyorsa o biat bozuluyor gibi kabul edin. Yani burada bir denetim ve itiraz mekanizması da söz konusu. Evet, hem denetim, hem hesap sorma hı hı. mekanizmaları söz konusu. Nitekim biraz sonra belki tartışacağız. Ee, yönetişimin içeriğine biraz daha ayrıntılı baktığımızda hı hı. bunları daha şey göreceğiz, net göreceğiz. Hı hı. Peki hocam şimdi e, yönetişim kavramına biraz daha detaylı bakmaya çalışırsak. Yani burada süreç nasıl işliyor? Nasıl bir müdahale e, hakkına sahip oluyor halk? Nasıl bir etkisi oluyor yönetişim sürecinde? Şimdi şunu söylemek lazım. Bir kere yönetişimin var olabilmesi için ki bu bir yönetim pratiğidir. Hı hı. Yani bir felsefe olmaktan bir düşünce tarzı olmaktan çok yönetişim dediğimiz şey siyasetin ve kamu idaresinin bir pratik halidir. Hı hı. Ee, burada hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, demokratik yapı, temel hak, insan hak ve özgürlükleri gibi konular zemini oluştururlar. Yani yönetişim bunun üzerine e, yapacağımız bir uygulama Hı. demektir. Ee, bu yönüyle bakıldığında yönetimin var olabilmesi için dört temel kavrama ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi şeffaflık, yani devlet şeffaf olmalı. Şimdi şöyle söylemek lazım. Aslında hem insanın doğasında hı hı. hem de devletin doğasında gizlilik vardır. Nitekim mesela eski siyasetnameleri okuyacak olursanız danışmana yahut da vezire yapılan en önemli tavsiyelerden birisi sır saklamasıdır. Sen sır sakla derler tavsiye olarak. Çünkü devlet sahip olduğu bilgiyle sahip olduğu kamu kaynaklarıyla ve yine sahip olduğu güçle insanlar üzerine egemenlik kurar Hı. ve bu egemenliğini devam ettirmeye çalışır. Ama bunu yaparken eğer e, kapalıysa, e, şeffaf değilse, e, arka perde arkasında ne olduğunu öğrenme şansımız olmaz. Bu yönüyle bakıldığında aslında devletlerin kapalı olması ve şeffaf olmaları, olmamaları yolsuzluğun da zeminini hazırlar. Etkili ve verimli olmayan bir yönetimin de zeminini hazırlar. Dolayısıyla şeffaflık yönetişimin en temel kurallarından biridir ve birincisidir. Hı hı. Bu yönüyle bakıldığında e, yolsuzlukların önlenmesi, mesela bütün araştırmalarda şu görülür, e, yolsuzlukların en az olduğu ülkeler, yönetişimin uygulandığı ülkelerdir. Bu açıdan yönetişimin şeffaflığı şart koşması da belki anlaşılması mümkün olan bir husustur. Halk kendi kaynaklarını bunu kullansın etkili ve verimli bir şekilde kullansın diye hı hı. devrettiği ve seçtiği yöneticilere ancak şeffaflık vasıtasıyla hesap sorma imkanına sahip olur. Hı hı. İkinci kavramı yönetişimin katılmadır. İşte belki Katılmayı işte birlikte yönetimin e, kurallarından birisi olarak görmek lazım. Belki yine hatırlarsınız sizlerle şura ve istişare e, konusunu tartışırken hı hı. orada şuranın hangi anlama geldiğine dair e, bir açıklamada bulunmuştum size. E, daha çok istişare bireysel bir tarzı yansıtırken şura kurumsal bir danışma yöntemini veya karar alma yöntemini vurguluyordu. İşte e, yönetişimin de üzerinde durduğu, odaklandığı konu, ikinci konu katılım. Yani sadece seçmek, seçmek bir katılım yöntemidir ama yetmez. Mesela e, kanun yapma süreçlerinde konunun uzmanları, bilim adamları ve diğer paydaşlar. Hı hı. Mesela siz eğitimle ilgili veya çalışma hayatıyla ilgili bir kanun yapacaksanız sendikalar, Üniversiteler, özel sektör, belki üniversite yöneticileri, hı hı. özel veya kamu olsun, bunların söyleyeceği sözler, beklentiler veya yapacağınız değişiklikte bunlara yönelik haksız etkiler olabilir. Bu sebeple onların sürece dahil edilmesi önemli bir husus olarak ortaya çıkar. Hı hı. Mesela biz yerel yönetimlerin kanunlarını düzenlerken son dönemlerde. Kent Konseyi diye bir istişare mekanizması, katılım kurumu oluşturmuştuk. Tek gerekçesi şuydu. Belediye başkanını seçiyoruz, meclis üyelerini seçiyoruz ama çoğu kere bunlar şehir plancılığından anlamıyorlar. Mimariden anlamıyorlar. Profesyonel yönetimden anlamıyorlar. Yahut ne bileyim kaliteli bir peyzaj işinden anlamıyorlar. Çünkü e, biz... ...siyasetten bir takım tercihlerde bulunuyoruz. Ama kent konseylerinde... ...bu alanlarda uzmanlaşmış... ...yaşadığı şehrin... ...hakkında... ...söyleyecek sözü olan insanların... ...bir araya gelip... ...düşüncelerini paylaştığı... Bir ...mekanizma olarak üretmiştik. Nitekim bunu da... ...belediye başkanına... ...bir sorumluluk olarak yüklemiştik. Belediye başkanı kent konseylerinde... ...alınan kararları... İlk meclis toplantısında gündeme almak ve onu mecliste tartışmak durumundaydı. İşte bunun gibi sadece bunlar bile yetmeyebilir. İşte az önce ifade ettiğim geri çağırma yöntemleri, hı hı. E, sivil toplum örgütlerinin düşüncelerini paylaşabilmeleri, bu katılım sürecinin önemli ögeleri. Bu katılım süreciyle alakalı belki iki şeyi, iki boyutu e, tartışmak lazım. Onlardan birisi, hükümetlerin ne yapacağına karar vermeden, politika üretmeden, strateji geliştirmeden önce ilgililere ve paydaşlarına müracaat etmesi ve onların fikrini alması, ikinci yönüyle de yaptığı hizmetlerden halkın veya sivil toplumun memnun kalıp kalmadığını ölçmesidir. Nitekim memnuniyet anketleri yapılıyor biliyorsunuz, güven endeksleri yapılıyor. Bütün bunlar aslında onun farklı görüntüleri olarak anlaşılabilir. Hı hı. Üçüncü ögesi izin verirseniz o da denetleme. Eğer mesela katılımdan bahsettik. Katılım yoksa e, ve denetleme e, yapılamaz. Şeffaflık yoksa da denetleme yapılamaz. Yani bunlar birbirlerinin ön şartı gibi ortaya çıkıyorlar. Aslında bütün kavramlar da birbirine Tabii, bağlı. Birbirine bir bağımlı evet. E, devlet açık olacak. Siz verdiği kararları göreceksiniz. Hı hı. Yaptığı, verdiği kararların sonuçlarını takip edebileceksiniz. E, o karar verirken size danışacak. Siz sonuçlar üzerinden feedback sağlayacaksınız. Ve memnun olmadığınızı bildireceksiniz. Hı. Ve bütün bunlardan sonra da verilen kararların etkili, verimli olup olmadığını ölçeceksiniz. Şimdi geleneksel yapıda hükümdarlar denetlenemez biliyorsunuz. Evet. Hükümdarlar günümüz ifadesiyle, e, denetlenme çabasıyla hiçbir zaman e, muhatap olmadılar. Hı hı. Çünkü bir bunun devlet paradigması ile alakası var. Bir de yönetimin yapısıyla alakası var. Devlet az önce ifade ettiğim gibi e, hükümdara aittir, hanedana aittir. Hı hı. Nitekim belki e, gözlemiş olabilirsiniz. Tarihte pek çok devlet hanedanla birlikte yıkılır. Veya bazen kralla birlikte yıkılır. Yani kralın kurduğu, sonra da e, çöktüğü devletler vardır. Mesela Batuh'un devletine bakın. E, Timur Lenk'in kurduğu devlete bakın. Hı hı. Yani hanedanlık sisteminin olmadığı neredeyse tarihi süreç içerisinde yönetimden bahsedilemez. Mesela Türkler'de biraz daha esnek bir yapıdır. Bir hanedanlık yine vardır. Ama babadan oğla geçmez yönetim. Hükümdar ailesinin en yetkili olan e, kişisini seçerler. Öyle, orada bir seçme yöntemi var öyle. Bir de hanedanlık sistemi olmayan belki de tarihte benim bildiğim belki başka başka vardır ama memlüklerdir. Memlükler biliyorsunuz bir aile olarak değildirler. Bir asker komutan devlet kurmuştur. Dolayısıyla da e, e, neredeyse bütün süreci boyunca, hı hı. en azından ilk asır boyunca. E, hanedan mensupları değil ordudaki en ehil olanı seçerek yönetimlerini devam ettirdiler. Ama her halükarda nasıl seçilirse seçilsin denetlenemezler. Hükümdarlar e, kendi vicdanlarıyla ve Allah korkusuyla baş başadırlar. Hı hı. Halbuki günümüzde bu o, öyle değil. Herkes mademki kamu kaynağı kullanıyor mademki kamunun verdiği yetkiyi kullanıyor bunu kullanırken bunlar tarif edilmiştir. Yani bugün yönetim yapısı dediğimiz zaman tüzel bir kişilikten bahsediyoruz. Ve insanlardan bağımsız, gayri şahsi bir yapıdan bahsediyoruz. Aslında devlet dediğinizde cumhurbaşkanı akla gelmez. Cumhurbaşkanlığı akla gelir. Devlet dediğinizde başbakan akla gelmez. Başbakanlık akla gelir. Müsteşar akla gelmez. Müsteşarlık Hı -hı. akla gelir. Şahıs değil, makamdan Makamdır. bahsediyoruz. Ve bunlar bu makamlar Hı -hı. yasayla tanımlanmıştır. Yasayla bu makamların görevleri, sorumlulukları, yetkileri ve kullanacağı kaynaklar ve iş yapma yöntemleri belirlenmiştir. Hı -hı. Bu denetleme esnasında işte verilen kaynakların etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığı belirlenen süreçlere uygun olarak yapılıp yapılmadığı, yasalara aykırı olup olmadığı ve verilen gücün istismar edilip edilmediği gibi konular hı hı. denetime şey olurlar, muhatap olurlar. Dolayısıyla denetim dediğinizde kamu yöneticilerinin tamamı ve istisnasız yönetişimde yani sivil veya askeri bürokrasi diye yahut medya ve diğeri diye ayırt edilmeksizin denetime tabidirler eğer kamu kaynağı kullanıyorlarsa. Hı hı. Bu açıdan geleneksel yönetimden çok önemli bir ayırt edici özelliğe sahip olur o yönetişim kavramı. Ee, şimdi geleneksel yönetimde daha çok işte hükümdar denetlenemediği için onun mesela öfkeli olmaması, öfkeyle karar vermemesi, merhametli olması, efendim insanlara karar vermeden önce... Ee, bir süre geçmesi ve durumu iyice incelemesi gibi e, tavsiyelerde bulunulur. Bu tavsiyelerin tamamı aslında denetlemenin olmadığı bir yapı içerisinde yanlış kararı önlemek için yapılan düzenlemelerdir. Hı hı. Ama modern dünyada siz e, meclis e, alıyorsunuz, meclise bakıyorsunuz. Meclis bir denetim organı. Ayrıca daha ayrıntılı e, olsun diye meclisin kurduğu danıştay meclis adına. Denetim organı. Ondan sonra e, medya bir denetim organı, halkın kendisi doğrudan doğruya bir denetim organı. Ayrıca idari yapı içerisinde e, hiyerarşik denetim organları yani olduğu gibi şikayet mekanizmaları. Ayrıca kamu denetleme kurulu e, ve nihayet bütün bunların dışında yargı ayrı bir denetim mekanizması olarak vardır Hı. ve doğrusu günümüzde hak arama yolları ve denetim mekanizmaları çok çeşitlendirilmiştir. Hı hı. Özellikle dijital çağda hocam bu saydığınız şeffaflık, katılım Denetleme gibi aşamalar, adımları sosyal medyayla da bağlantılı olarak nasıl görüyorsunuz hocam? Bunların çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani Hem devletin işleyişindeki o şeffaflık durumu çok fazla yansıtılıyor halka. Hem halkın katılımı dijital çağda çok daha etkin görünüyor. Hem de denetleme mekanizması olarak. Bunu nasıl görüyorsunuz? Bu bağlantı nasıl okunmalı sizce? Tabii teknolojik değişme... Ee, bunun hem sebebi hem sonucu olarak görülebilir. Hı hı. Ama ondan önce size bir ayağını tamamlayarak e, Tabii hocam, cevap hocam. vereyim. Hı hı. E, dördüncü ayağı da hesap sormadır. Yani denetlediniz madem hı hı. elde ettiğiniz sonuçları rın e, hesabını soracaksınız. Başarılıysa takdir etmek, başarısızsa nedenlerini sormak ve hesabını e, görmek esastır, önemlidir. Şimdi düşünün. Eğer yönetişim yoksa bugünkü yönetim yapısı içerisinde e, Türkiye'de yolsuzluklar ortaya çıkmaz. Müfettiş ve denetme, denetleme mekanizmaları bazı kritik yerlerde amirinin iznine bağlı olarak soruşturmaya tabi tutulur. Hı hı. Bazen hiyerarşik yapı içerisindeki şikayetleriniz karşılık bulmayabilir. Halbuki yönetişimde bütün bunlar aktif ve etkin olarak ortaya çıkarlar. Bakın çok kısa bir size e, örnek vermek istiyorum. Almanya'da bir eyalette e, bir belediye başkanının başına gelen bir hikayedir bu. Eyaletin ismini e, tam olarak şu anda size söyleyemeyeceğim. Hatırlayamıyorum. Eyalet baş, belediye başkanı e, üçüncü dönem seçilmişti. İlk iki dönemde çok başarılı olmuştu ve her dönemde de oylarını artırarak iktidara geldi. Neredeyse üçüncü dönem iktidara geldiğinde yüzde doksana yakın oy almıştı. Bu belediye başkanı daha önceden öğretmen olan eşi çocuk sahibi olduğu için öğretmenlikten ayrılmıştı. Çocuğu büyüdü. Belediye başkanının eşi yeniden öğretmenliğe dönmek istedi. Biliyorsunuz ee, birçok Avrupa ülkesinde e, ilkokullar, ortaokullar, liseler belediyelere aittir. Belediye başkanının yönetiminde olan yerlerdir. Belediye başkanı eşini kendi eyaletindeki bir okula öğretmen olarak atadı. Bakın yönetici olarak atamadı, müdür yapmadı, özel bir avantaj sağlamadı. Kendi görevini teslim etti aslında. Yani yönetici. öğretmen olarak atadı. Yani eskiden istifa ettiği görevine geri getirdi. Evet. Bu o eyalette öylesine büyük tartışma oldu ki sen nasıl kendi yönetiminde olan bir okula eşini alırsın dediler. Ee, ve bu mesele meclisin gündemine taşındı. Belediye meclisinin, belediye meclisi şöyle bir karar verdi. Dediler ki halkın 90 oyla seçtiği bir belediye başkanını biz görevden alamayız. Bu bizim demokrasi anlayışımıza aykırı. Hı hı. Ancak madem halk seçmişti bunu halka soralım. Eğer bunu meşru görüyorsa görevine devam eder. Halka sordular. Halk yetmiş oranında görevden ayrılması gerektiğini söyledi. Hı. Ve belediye başkanı istifa etti. Şimdi tabii bu o kadar uç bir örnek diyebilirsiniz. Ama yönetişim dediğinizin oluşturduğu mekanizmalar eğer ülke içerisinde etkin bir şekilde uygulamaya yönelirse, uygulanabilirse o zaman... Seçtiğiniz yöneticiler bir kere yanlış karar vermekte zorlanacaklar, toplumun kaynaklarının verimsizliğine dair kararları veremeyecekler, hı hı. yolsuzluk yapamayacaklar ve bütün güçleriyle sizin refahınız için çalışacaklar. Böyle bir zorlama yöneticileri nasıl belirli bir ahlaki ve idari tutuma sevk edecekse halka da güç verecek. Hı hı. Bu açıdan bakıldığında gücün paylaşılması, yönetişimin belki de dediğim gibi başlangıçta en kritik noktası olarak yine karşımıza çıkacak. Hı hı. Teknoloji ile alakalı sormuştunuz. Teknoloji az önce ifade ettiğim gibi hem bu tip gelişmelerin sebebidir hem de sonucudur. Hı hı. E, bu tip gelişmelerin oluşumunda e, teknolojik gelişmelerin varlığından bahsetmiştim. Teknoloji aslında bilgi toplamayı, bilgi paylaşmayı, Karar verirken sağlam ve geçerli verilere dayalı kararlar vermeyi kolaylaştıran bir sonuç doğuruyor. Bugün artık kamu yönetimiyle alakalı pek çok e, bilgiye ulaşma şansına sahipsiniz, kolayca şansa bu şansa sahipsiniz. E, tabii teknoloji de her dönem farklı özelliklerle gelişmeye devam ediyor. Mesela ilk dönemlerde e, üretimin merkezileşmesini e, sağlayan bir gelişme ortaya koymuştum. Nitekim mesela e, fabrikaların kurulması, işletmelerin oluşmasını sağladı ve üretimi merkeziyleştirdi. Ateşli silahların e, üretilmesi mesela orduları merkeziyleştirdi. Devlet e, fonksiyonlarının çeşitlenmesi devleti merkeziyleştirdi. Ama daha sonra bilişim teknolojilerinin ortaya çıkması artık e, insanların karar vermelerini kolaylaştırırken Önce merkezileştirdi. Hem kamu idaresinde hem de işletme idarelerinde kurumsal bilgisayarlar vardı ve bunu sadece yöneticiler kullanıyor kullanıyorlar ve yararlanıyorlardı. Sonra bireysel, bireysel bilgisayarlar çıktı. Bunlar tekrar toplumda bir demokratikleşmeyi sağladı diyebiliriz. Çünkü gücü yine o merkezi alandan aldı, sivil halka, bireylere verdi. Nitekim şimdi yeniden yapay zekayı tartışıyoruz. Yapay zekanın da bilgileri merkezileştireceğine dair endişeler var. Ama benim şahsi kanaatim o başlangıçta merkezileşiyor gibi görünse alternatifleri üretilerek yine demokratik bir sonuç doğuracak. Bu açıdan bu süreçlerin birbirlerine destekleyen ve etkileyen sonuçları var. Hı hı. Son olarak hocam bu yönetişim modelinin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ne kadar mümkün olduğunu düşünüyorsunuz? Yani ne kadar uygulanabilir sizce? Bu tabii yönetimin başlangıçta tavrına bağlı. Hı hı. Bu tip değişimlerin tamamı tepe yöneticilerinin bu konudaki iradeleriyle doğrudan ilişkilidir. Hı hı. Eğer bir ülkede değişim yapılamıyorsa bunun iki sebebi vardır ana sebepleri tabi pek çok sebebini sayabilirsiniz ama bunlardan birincisi tepe yönetiminin elindeki gücü paylaşma arzusunda olmaması ikincisi de halkın gücü istememesi mesela bizim gibi ülkelerin en önemli sorunlarından birisi normal halkın ve sivil toplumun gücü istememesi çünkü güç sorumluluk getirir tabi sorumluluk getirir halbuki gücü üstlenmezseniz ve iktidarla Yan yana durursanız iktidarın nimetlerinden paylaşabileceğinizi görüyorsunuz. Hı hı. Halbuki yönetişim iktidarın nimetlerinin paylaşılamayacağı bir etki yaratıyor. Bu açıdan bakıldığında bizim ülkemizde kamu idarecilerinin ve siyasi aktörlerin gücü paylaşma konusunda çok istekli olmadıklarını söyleyebiliriz. Hı hı. Bu iradeyi işte 2000'li yılların başında ilk yarısında belki ikinci yarısında iktidarlar göstermişti mevcut iktidarlar. O dönemde ideolojik e, devletin sahibi olduğunu düşünen kesimler e, buna itiraz etmişlerdi. Ondan sonra mevcut iktidar da mesela yönetişimle ilgili e, değişimleri gündeminden çıkardı. O açıdan bakıldığında halkın talebinin önemli bir e, etkileyici unsur olduğunu düşünüyorum. Peki hocam çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için yönetim yönetişim kavramlarını e, böylece ele almış olduk. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum, sağ olun. Sevgili seyirciler, yönetim ve yönetişim kavramlarını inceledik bugün. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.